Gara şehitlerinin acısı içimizi yakmaya devam ederken olayın tartışılan bir boyutu da şehitlerden birinin KHK ile ihraç edilen bir polis olduğu bilgisi. Her ne kadar emniyet bununla ilgili haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Vedat Kaya isimli polisimizin KHK ile ihraç edildiği haberleri emniyetin açıklamasına göre doğru değil. Ve Gergerlioğlu da bu konuları çok dikkatli takip eden bir isim olarak... E, ...KHK'lı bilgisinin doğru olmadığı noktasında bir paylaşım yaptı. Ve bunların e, bu şekilde e, doğru olmadığını, KHK ile ihraç edilenlerden biri olmadığını... Kabul etsek bile sosyal medyada yine paylaşılan listeler var. Bir liste var. O listede Vedat Kaya'nın ismi geçiyor. Bu listenin ne listesi olduğu netlik net kazanmış değil hala. Ve muhtemelen deniliyor ki bu bir ihraç listesi değil ama büyük ihtimalle açığa alma listesi. Açığa alınanların listesi. Şimdi tabii açığa almakla ihraç etmek farklı şeyler. İhraç edilmeyip de açığa alındıysa bu da yine bir problemli durum. Hele böyle çok kalabalık listelerle 15-20 Temmuz sürecinde KHK'larla yapılan bu tasarruflar, bu ihraçlar, bu açığa almalar. Şimdi en azından açığa alınma listesinde isminin olduğu ihtimali kuvvet kazanıyor. Ve ailesine atfen verilen bilgiler de çok net olmamakla birlikte yine ya yani bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Yani burada bu polisimiz söylediğim gibi büyük ihtimalle açığa alınmış görünüyor. Ve böyle bir muameleye maruz kaldıktan sonra yıllar sonra böyle bir şehitlik olayı. Öbür taraftan hafızanızı biraz yoklayalım. Geçmişe daha geç eskilere gidelim. Biraz daha geriye gidelim. Çok net tartışmasız ve hakkında herhangi bir yalanlama da yapılamayan bir başka KHK'lı şehit haberi var. 2019'da Burak Zekeriya Altınok isimli polisken ihraç edilen 16 ay hapis yatan Yargıtay aşamasında suçlu olmadığı tespit edilen ve cezaya mahal olmadığı kararı verilen ve askerliğini yapmak üzere başvuran, uzun dönem askerliği tercih eden ve ağrıda PKK'lıların attığı bir roketle şehit düşen ...Murak Zekeriya Altınok. Çok net. KHK'lı şehit dediğimiz zaman... ...onu... ...özellikle zikretmek lazım. Şimdi bu manada... ...başka kimler var? Ki... ...sosyal medya paylaşımlarında... ...bununla ilgili birçok... ...örneklere rastlıyoruz aslında gerek sınır ötesi operasyonlarda, gerek içerideki operasyonlarda benzer durumları yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ama öyle bahsedilmekle geçiliyor. Yani Zekeriya altı nokta olduğu gibi teferruatlı haberlere konu olmamış isimlerin bir hayli fazla olduğu noktasında bir izlenim oluşmuş durumda. Ama bunların tek tek tespitinin, takibinin... yapılması noktasında bir eksiklik var. Ve şimdi... E, bazı insanları, devlet görevlilerini, güvenlik güçlerinde vazife yapan, güvenlik birimlerinde vazife yapan... insanlardan epeycesi... bu yaşadığımız süreçte... ihraç edildi ve bunların içerisinde... işte bu yayınımıza konu olan... ihraç işlemine muhatap olanlar oldu. Şimdi bir taraftan e, terörle mücadele ederken şehit düşüyor bu insanlar. Öbür taraftan devletin yaptığı tasarruflarla, işlemlerle, tasfiye operasyonlarıyla bir başka tırnak içinde terör örgütünün üyesi olmakla suçlanıp böyle bir yaptırma muhatap kılınıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? İçinden çıkmak mümkün değil. Ve e, bu süreçte kurunun yanında yaşı da yakan o kadar çok uygulamalar oldu ki e, saymakla bitirmek mümkün değil. Ve böyle bir çelişki, böyle bir e, vicdanları sızlatan e, uygulama e, bu sürecin doğurduğu anormalliklerden ve bunların e, hala böyle bir süreç devam ediyorsa önümüzdeki dönemde tekrarlanması da mümkün. Ama son olayda Vedat Kaya olayında emniyetin yaptığı açıklama artık bu konularda önceki örneklerde gösterilen duyarsızlığın artık geride bırakılmaya başlandığını düşürmesi düşündürmesi cihetiyle de belki eee bir olumlu gelişme sayılabilir. Çünkü bu tarz haberler karşısında, bu tarz bilgiler karşısında devletin genel tavrı, Adalet Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının vesaire duvar, hiç ses seda yok. Ama son olayda Gergerlioğlu da teyit ettiğine göre Vedat Kaya ile ilgili ihraç yok ama büyük ihtimalle söylediğimiz gibi açığa alma var açığa alınarak incitilmiş bir şehidimiz olduğunu belki söyleyebiliriz. Şimdi onun yaşadıkları var. Ailesinin ve benzer durumdaki insanların ailelerinin yaşadıkları var. Ve bu hal devam ettiği müddetçe bu tarz acılar, bu tarz vicdanları sızlatan şeyler yaşanacak. Önceki dönemlerde 90'lı yıllarda 28 Şubat öncesinde yaş kararlarıyla ihraç edilenlerden çok bahsediyorduk. Hatta ben bir yazı yazmıştım. Gene o dönemlerde bir ihraç olayı söz konusu olmuştu. Ama ilginç olan şuydu, ihraç listesinde yer aldığı halde henüz daha yaş tarihi, Yüksek Askeri Şura Toplantısı tarihi gelmediği için e, o tarih gelmezden önce şehit olmuştu. Ve ben ihraç edilemeyen şehit diye bir yazı yazmıştım. Bundan dolayı da hakkımızda dava filan açılmıştı o zaman. Şimdi onları yaşayan bir Türkiye yani yaş ihraçlarını, yaş sedelere yıllarca konuşan ve o meseleyi artık açtığını hallettiğini düşünen bir Türkiye şu anda KHK'larla yapılan ve malum yaftayla o yafta kullanılarak e, sürdürülen tasfiyeleri hiç tartışmıyor. Burada da bir anormallik var. O zaman o ihraçlara tepki gösteren ve onlarla mücadele eden insanların dahi bir kısmı şu anda bir sessizlik ve adeta bir kısmı da onay tavrı içerisinde. Bunu da izah mümkün değil. Böyle toplu tasfiyeler Hele e, hukuksuzluk ihtiva etme ihtimali çok yüksek olan tasfiyelerdir. Ama e, Türkiye böyle bir talihsiz süreci yaşadı, yaşamaya devam ediyor ve bunun meydana getirdiği mağduriyetler de birikiyor. Telafi edilmesi mümkün olmayan mağduriyetler de yaşanıyor. Onun için dönüp dolaşıp aynı şeyi söylemek durumunda kalıyoruz. Bu KHK olayı Türkiye'nin hukuk devletinin, demokratik hukuk devletinin en büyük ayıbı olarak karşımızda duruyor. Bunun artık aşılması lazım. Bunun artık bertaraf edilmesi lazım. Bu tasfiyeci zihniyetin demokrasi ve hukuk içerisinde kendisinin tasfiye edilmesi ve Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Hukukun ve demokrasinin temel kriterlerinin işlediği bir noktaya tekrar dönebilmesi lazım. Bunu bir an evvel yapması lazım ki Türkiye rahatlayabilsin. Bunu yapamadığı ölçüde de bu rahatsızlık artarak devam edecektir. Ve bu taşınamaz boyutlara ulaşabilecektir. Onun için çağrımız tekrar tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye bu KHK düzenini bitirmeli ve hukukun işlediği bir düzene artık dönebilmeli.